Kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik hazırlanan ve 2011'de imzaya açılan İstanbul Sözleşmesi'ni Türkiye ilk imzalayan ülke oldu ve bu sözleşme 2014'ten beri ülkemizde yürürlükte. Bu sözleşme sayesinde kadına yönelik şiddet son bulacak. Gerçekten de yeryüzündeki bu şiddeti önlemeye yönelik ilk ve çok özel bir sözleşme. Eğer sözleşme adım adım takip edilirse ve maddelerinde yazılanlar hayata geçirilebilirse, o hep şikayet ettiğimiz kadın cinayetleri, kadınlara yönelik her türlü psikolojik, ekonomik, sosyal, cinsel her türlü şiddeti sonlandırabilecek mükemmel özellikle bir sözleşmeden bahsediyoruz. İstanbul Sözleşmesi bu kadar mükemmel bir sözleşme tabii uygulanır ve hayata geçirilirse. Ancak ne yazık ki son zamanlarda bu sözleşmeye yönelik bazı tepkiler, bazı eleştiriler gündeme geldi. Bunlardan bazıları da işte aile hayatını yok ettiği, içindeki cinsel yönelim maddelerinden birinde geçen cinsel yönelim ifadesi nedeniyle işte eşcinselliği özendirdiği, sanki eşcinsellik özenilebilen ve özenildiğinde de yapılabilen bir şeymiş gibi, oysa doğuştan gelen bir şeydir, insanların içinden gelen bir şeydir, onların elinde olan bir şey değildir. Buna yönelik olarak tabii bu ciddi etkiler, tepkiler nedeniyle şu anda AK Parti'nin de gündeminde İstanbul Sözleşmesi var. Bu sözleşmeden geri çekilip çekilmemesi tartışılıyor. İş dünyasında da büyük bir reaksiyon var. Kesinlikle iş dünyası da diyor ki bu sözleşmeden hiçbir şekilde Türkiye geri adım atmamalı ve imzasını geri çekmemeli. Peki iş dünyasındaki kadın örgütleri, kadın komisyonları acaba ne düşünüyor diyoruz? Ve karşımda Türk Konfet Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Türk Konfet Kadın Komisyonu Başkanı Reyhan Aktar var. Reyhan Aktar, hemen söze geleceğim. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bu tartışmalara siz Türk Konfet Kadın Komisyonu olarak ne diyorsunuz, nasıl bakıyorsunuz? Evet, tam da Tülay Hanım sizlerin bahsettiği gibi bizler bu sözleşmenin bugünlerde geri çekilmesi, şerh konulması gibi tartışmaya açılmasına açıkçası kaygıyla bakıyoruz. Bu yöndeki kaygımızı gerek basına yapmış olduğumuz, kamuoyuna yapmış olduğumuz açıklamalarla da ifade ettik. Gerekse de sosyal medyada bu anlamda farkındalık oluşturabilmek adına İstanbul Sözleşmesi ne diyor ve aslında belki de bugünlerin en önemli konusu olan İstanbul Sözleşmesi neyi demiyor? Çünkü bugün itibariyle İstanbul Sözleşmesi'nin en çok zan altında kaldığı konu, söylemediği şeyleri sözleşmeye söyletiyoruz. Yaptırımda bulunmadığı şeyleri yaptırımı varmış gibi dayanıyoruz ve dayanak gösteriyoruz. Maalesef olmayan üzerinden bir tartışma yürütüyoruz. Bu çok zor. O yüzden şimdilerde de sosyal medyada da yapmış olduğumuz çalışmalar İstanbul Sözleşmesi nedir ve ne değildir üzerine. Çünkü biliyoruz, İstanbul Sözleşmesi bugün kadına yönelik, aile içi şiddete yönelik esasen kanunlarımızdaki yapılmasına da sebep olan 6.284 sayılı yasanın güvencesidir. Ve aslında bugün itibariyle toplumun yumuşak karnı olarak görülen ve üzerinde bilinçli bir algı yönetimi yapılan bu bahsettiğiniz işte aile içerisinde LGBT bireylerin özendirilmesi vesairesi gibi konular aslında tamamen sözleşme dışı bir konu. Ama toplumun nereden, nasıl, hangi hassasiyetlerin olduğu çerçevesinde konunun içerisine İslami aile yapısını getiren ve daha birçok alakalı alakasız konuyla ilişkilendirerekten yaratılan bir tartışma var ki aslında bütün tartışmalar 6.284 sayılı yasadır. İstanbul Sözleşmesi bizim için bu yüzden önemli. Çünkü 6.284'ün güvencesi uluslararası olarak imzaladığımız İstanbul Sözleşmesi'dir. İstanbul Sözleşmesi'nin önemi nedir kadınlar için ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için? Evet, bir kere şu, tam da bahsettiğiniz gibi bu sözleşme bugüne kadar, 2011 yılına kadar bu anlamda yazılmış en mükemmel sözleşme. Henüz İstanbul Sözleşmesi'nin üzerine çıkabilecek ikinci nitelikte bir sözleşme olmadı. Ve bu sözleşme yazılırken ve yapılırken de birçok Avrupa ülkenin, Türkiye'nin de içerisinde komisyonunda yer aldığı, değerli Profesör Doktor Feride Acar'ın da yer aldığı çok önemli bir çalışmaydı. Bu çalışmalar, bu dil kullanılırken bu hassasiyetler gözetilmedi mi? Hepsi gözetildi. Bunların hepsi bu çalışmanın içerisinde yer aldı.
2010 yılında biliyorsunuz esasen bu çalışma somutlaştı, yazıldı ve 2011 yılında Türkiye'de İstanbul'un Avrupa Konseyi Başkanlığı'nı yaptığı yıl olması sebebiyle de İstanbul'da imzalandı. Bunu da niye özellikle belirtiyorum? Çünkü adının uluslararası anlamda kısaca İstanbul Sözleşmesi olarak anılması da birçok camianın ve birçok kesimin bunun işte İstanbul'a yönelik, bunun Türkiye'yi bitirme operasyonu adını da buradan alıyor gibi komik bir ifade. Hatta şöyle işin diğer komik tarafı var. Bakın bu tartışmaların yürütüldüğü Ermenistan'da var. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanmadığı ve orada da böyle bir lobi faaliyeti var. Ve o lobi faaliyetinin içerisinde şu da geçiyor. Biz Ermenistan olarak İstanbul adı altındaki bir sözleşmeyi mi imzalayacağız deniyor. Yani birçok ülkede aynen bizim ülkemizde olduğu gibi ilgili ya da ilgisiz, yeter ki toplumu bu anlamda ana mecrasından, ana konusundan uzaklaştırmak üzere yapılan tartışmalar bunlar. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nin en ana konusu kadın, aile içi şiddet. Ve burada ev içi şiddetten de bahsediyoruz. Ev içi şiddetten bahsederken yine belli bir kesim, ya ev içi şiddette işte bu da işte şey dışı, ahlak dışı yaşamaları, bu da işte yine eşcinsel yaşamları onaylar nitelikte. Ya bugün imam nikahıyla yaşayan yüzlerce kadın var hala Türkiye'de, resmi nikahla olmayan. Biz buna ev içi şiddet demeyeceğiz de ne diyeceğiz? Biz bunu nasıl tanımlayacağız? Hatta şimdi araya gireyim. Bu sözleşme sadece kadına yönelik şiddetle kalmıyor. Hem ev içi şiddet, hem ev dışı şiddet, yani sadece evin içinde yaşanan şiddete yönelik değil. Yani nedir o? Kadının eski partnerleri tarafından şiddete uğraması, eski eşleri tarafından şiddete uğraması da yine bu sözleşmenin kapsamı içinde ve bu sözleşme devletlere bu şiddetin önlenmesi için sorumluluk veriyor, yükümlü kılıyor. Eğer diyor sen bu sözleşmede yazılan maddelerini yerine getirmez ve kadına yönelik şiddeti önlemezsen bunun sorumlusu devlet olarak sensin diyor. Devletlere ilk kez bu kadar ciddi ve büyük bir sorumluluk veriliyor. Bu kadar önemli bir sözleşmeden bahsediyoruz. Buyurun devam edin isterseniz. Çok haklısınız. Bizler kamuoyundaki tüm kesimler olarak İstanbul Sözleşmesi yaşatır derken de hem ev içi şiddet bahsettiğiniz gibi hem de artı sadece kadını korumuyor. Çocuğu da koruyor, erkeği de koruyor, yaşlıyı da koruyor. İstanbul Sözleşmesi kadını değil, İstanbul Sözleşmesi insanı yaşatmak üzere kurulmuş, kurgulanmış. Ama malumunuzdur ki hem bizim toplumumuzda hem de uluslararası anlamda şiddetin ve cinsiyete dayalı şiddetin en ağır travmasını ve yükünü yaşayan da kadınlardır. Birincil, öncelikli olarak korunması gereken kadınlardır. İstanbul Sözleşmelerini diğer sözleşmelerden ayıran, Türkiye'de getirdiği en büyük farklılık sadece cezasıyla caydırıcılığı değil, koruyucu ve önleyici tedbirler almasını dayatmasıdır. Yani bugün işte bir kere LGBT diye bir ifade vesaire buna dair bir görüş belirtmiyor İstanbul Sözleşmesi. Ama dördüncü maddenin üçüncü bendinde şiddeti, yani isterseniz maddeyi aslında birebir de okuyabiliriz. Burada şiddete uğrayan kesimleri anlatırken, göçmen de olabilir, mülteci de olabilir, kadın da olabilir, erkek de olabilir. Yani cinsiyetine, cinsel yönelimine bakmaksızın toptan bir ifade kullanıyor. Evet. Ama yani burada korunması gereken, şiddetten korunması gereken kişiler için diyor ki ırk, din, dil, kadınmış, erkekmiş, cinsiyet yönelimi neymiş? Hiçbir şekilde buna bakma ve o insanı şiddetten koru diyor mu bu madde? Evet. Öyle değil mi? Evet. E peki bizim yasalarımızda bu yok mu? Var. Türk Ceza Kanunumuzda yok mu? Var. Diğer kanunlarımızda yok mu? Var. Bizde insanı yaşat yok mu? Var. İslamiyet'te yok mu? Var. Yani nereye bakarsanız bakın var. Bu bir özendirme vesaire. Ki şunu da söyleyelim, yani ufak bir parantez açayım. Eğer birileri LGBT'liliğin özendirildiğini düşünerek İstanbul Sözleşmesi iptal edilsin diyorsa Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de iptal edilsin. Bugün LGBT bireylerinin diğer ülkelerde de, Rusya'da da vesairede de üzerinde işte, yani uygulanan şiddet devlet tarafından korunmadıklarını ifade edip de şikayette bulundukları en büyük sözleşme de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Yani konunun ana mecrasının bu olmadığını biliyoruz kadınlar olarak. Konunun ana mecrası kadınlar.
kadınların kazanımları. Çünkü bakın bu tartışmaların altında nafaka mevzusu geçiyor. Bu tartışmaların altından beyan esası geçiyor. Bu tartışmaların altından evden uzaklaştırma geçiyor. Ve maalesef bunların hiçbiri de aslını anlatarak geçmiyor. Bugün evden uzaklaştırma sadece erkek için değil, kadın için de geçerli. Yani bugün bir erkek de başvurduğu zaman kadın tarafından şiddet görüyorsa ne yapacak devlet? Şiddet gördüğü yere mi götürecek, gönderecek? Ki nitekim 6284'ten önce, yani İstanbul Sözleşmesi'nden önce yasalarımız beyan esası yoktu. Kadın şiddete uğradım dediği zaman soruşturma başlamıyordu. Soruşturma onu şiddet yuvasına geri gönderiyor. O yuvanın içerisinde bu şiddeti ispat et, sonra gel soruşturmanı başlatırım diyordu. Ama bizde öyle bir şey var ki, yani sanki kadının beyanı esastır denildiği zaman kadın gider beyan eder, adam da yargılanır ve hapse girer. Hayır, yok, kadınlar beyan esasıyla zaten ispat yükümlülüğü yine var. Soruşturma başlar sadece ki bu soruşturmaların da hala ne kadar zor ilerlediğini görüyoruz. İşte İstanbul Sözleşmesi'nin hala uygulanmayan taraflarından biri odur. Hala bizim eksiktir dediğimiz yeri odur. Bakın bugün eşinden defalarca şiddet görüp devlet tarafından korunamayan, uzaklaştırma kararı almadığı için cinayete kurban giden kadınlarımız var. Beyan esası esastı ise bu kadınlarınki neydi? Yani bu kadınların beyanı ne oldu o zaman? Bu gerçekten kimsenin vicdanıyla bence şey yapamayacağı bir durum. Ardından gelen nafaka tartışması. İstanbul Sözleşmesi size nafakayla ilgili herhangi bir şey söylemiyor. 6284'te de nafakayı hakimin inisiyatifine bırakıyor. Ha, siz buna dersiniz ki nafakada adil olmayan bir yapı var. Biz bunu hakimlerin inisiyatifinden biraz daha çıkaralım. Bazı çeşit, ya diyelim hani 3 ay evli kalana işte ömür boyu nafaka olmasın vesaire olsun diye bazı kısıtlar koyalım. Hakimin, ya bunlar konuşulur, bunlar tartışılır, bunların hepsi konuşmaya açık şeylerdir. Ama burada İstanbul Sözleşmesi tartışması altında hedef alınan 6284 sayılı yasayı görmemiz lazım. İstanbul Sözleşmesi'nin bu işin güvencesi olduğunu bilmemiz lazım. Ve bu işin kadınlar açısından maalesef ciddi anlamda bütün kazanımlarını kaybederler. Biz yeniden beyan esası dışında kadını, bununla ilgili Türkiye çok ağır Avrupa İnsan Hakları'ndan ceza aldı İstanbul Sözleşmesi'nden önce. Ha, bu arada bu sadece Türkiye'nin sorunu değil. Biz burada tüm dünya kadınları için aynı sorunu tartışıyoruz. Yani bazı işte Doğu Avrupa ülkelerinin bu işten vazgeçmesi, bu işi tartışıyor olması... Yani erkek zihniyeti ve erkeğin iktidarlığından vazgeçmeme anlayışı, kadını mülkü gibi görme, mülkünden çıktığı andan itibaren tahammülsüzleşmesi maalesef dünyanın her yerinde. O yüzden hiçbir Doğu Avrupa'nın kötü örneği bizim ülkemiz için örnek teşkil etmemeli. Eğer illa Avrupa'yı tam teşekküllü örnek alacaksak, tamam, bu konuları da açalım. Ama işimize gelen yerde örnek alacağız, işimize gelmeyen yerde başka bir şey diyeceğiz. Son olarak da şunu da eklemeyi istiyorum. Çok fazla işte İslam aile yapısı, İstanbul Sözleşmesi size nasıl bir aile yapısında yaşamanız gerektiğini söylemez. İstanbul Sözleşmesi o ailenin içerisinde bir mağdur var ise devletin burada alması gereken pozisyonu söyler, yapması gerekeni söyler. Siz istediğiniz şekilde yaşayabilirsiniz eşinizle, ailenizle. Bir de bütün, yani Türkiye'de her şey tartışılırken kimsenin aklına İslam hukuku gelmez iken söz konusu kadın olunca tek dayanağı, tek gittiğimiz yer bu nokta oluyor. Ya erkekler önce ceplerindeki kredi kartlarını sorgulasınlar ya. Yani bu kadar kadınları kadınları, yani İslam denilecekse, İslam hukuku altında yaşanılacaksa, edilecekse. Yani kadınlara gelince bu yapılan ayrımcılık, bu yapılan dayatma samimi, içten değil. Peki. İstanbul Sözleşmesi layıkıyla uygulanırsa ne olur? Bir kere İstanbul Sözleşmesi, ya o kadar çok şey olur ki. Yani bir şu ana kadar anlatmış olduğumuz, bakın, sıfırlanmayacak. Yani İstanbul Sözleşmesi bize bir mucize yaratmayacak. Yani çünkü tarihsel anlamda yaşadığımız bir süreç, bir sıkıntı var. Bunun farkındayız. Yani hani toplumun tamamen zihinsel dönüşümünü yaratmayacak vesaire olmayacak. Ama devlet koruyucu ve önleyici olmak açısından toplumdaki dönüşümün önünde olmak zorunda. Bunu dayatabilmek zorunda. İstanbul Sözleşmesi gerçekten çok vizyoner bir sözleşme.
Ve bu sözleşmenin uygulanması işte kadın cinayetlerinin en aza inmesi, şiddetin en aza inmesi, temiz bir toplum bir kere. Yani gerçekten hayal kurabilen çocuklar demek olacak. Sadece kadınlar değil, çocuk evliliklere de karşı. Yani bu erken travmaların da önüne geçebilecek bir sözleşmeden bahsediyoruz. Evet, bugün Türkiye'de de çocuk evliliklere karşı yasal düzenlememiz var. Yani İstanbul Sözleşmesi bütün topluma, sadece kadınlara değil, şiddetsiz bir gelecek sunuyor. Adil bir gelecek sunuyor. Herkes için eşit imkanlara ulaşılabilir bir gelecek sunuyor. O yüzden çok şey değişir. Biz diyoruz ya, bir kadının hikayesi yaşadığı coğrafyanın hikayesidir. İstanbul Sözleşmesi bu ülkede kadınların hikayesini değiştirecek. Bu hikaye değişirse bu ülkenin demokrasisi değişecek, hukuku değişecek, adalet sistemi değişecek. O, yani devamlı ifade ettiğim, güçlünün güçsüze tahakkümü olmayacak demek olacak. O yüzden çok önemli. Çok daha yaşanabilir bir ülke olacak. Bu İstanbul Sözleşmesi... Evet. Kadını şiddetten koruyabilmek ve şiddeti önleyebilmek için öyle maddeler içeriyor ki, bu maddelerin içinde devleti yükümlü kılıyor. Diyor ki ilkokuldan itibaren, hatta anaokulundan itibaren eğitim vereceksin. Cinsiyet eğitimi vereceksin. Kadına yönelik şiddetin olmaması için eğitimler düzenleyeceksin. Milli Eğitim Bakanlığı'na özellikle çok büyük sorumluluklar yüklüyor. Eğitim anlamında ayrıca özel sektöre de yükümlülükler veriyor. Ayrıca medyaya da yükümlülükler veriyor. Yani o bizim hep şikayet ettiğimiz ataerkil zihniyet, bu şiddetin kökeninde bu var diyoruz. İşte bu sözleşme uygulanırsa o zihniyet dönüşümü de gerçek anlamda başlayacak ve belki de kim bilir, hani uygulanabilirse, yakın zamanda olmasa bile umudumuz çok daha yakın olabilecek zamanlarda bu zihniyet dönüşümünün gerçekleşebileceği için hani çok önemli bir adım olacak. Öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Bir de ben biraz şöyle de düşünüyorum. Burada biraz daha bu, bir kere şunu biliyoruz. Yani bu tartışmaların köpürtüldüğü bir kesim var. Yani AKİT kesimi diyebileceğimiz bir kesimden geliyor. Yani bu tamamen AK Parti içerisinde tüm kesimlerin taraf olduğu ya da diyelim dün Saadet Partisi açıklandı, oradan böyle taraf olunan, biraz daha mütedeyyin ailelerimizin tamamen taraf olduğu bir kere bir tartışma değil. Bunu bir kere şuradan biliyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ni sorduğunuz zaman zaten sözleşmenin ne olduğunu bilen çok az insan var. Hele ki son günlerde yapılan tartışmalara rağmen, yani bir kısım geri dönüp baktı bu sözleşme nedir diye, bir kısım ilk defa gördü. Yapılan anketlerde İstanbul Sözleşmesi dendiği zaman en çok insanların aklına gelen boğazlarla ilgili bir sözleşme oldu. Yani insanların bu kadar böyle hani hakim olmadıkları bir konu üzerinden ve maalesef duyduklarımız, okuduklarımızın önünde ciddi bir lobi faaliyeti var ve burada şunu da görebiliyorsunuz. Sosyal medyada bu anlamda biraz olsun savunuculuk yapan mütedeyyin kadınlarımızın tam da böyle profillerinin altına aynı kesim tarafından inanılmaz mobbing, inanılmaz bir şiddetle karşı karşıya olduklarını görüyorsunuz. Yani bir ayıbı, bir günahı savunur bir şey pozisyonuna getirilmekte ve susturulmaktalar. Burada yani İstanbul Sözleşmesi'nde şunu bilinmeli. Başı açığı da koruyacak, başı kapalıyı da koruyacak. İstanbul Sözleşmesi kadın arasında ben, sen, onu, kimin dinini, dilini, inancını gözetmiyor bir kere. O yüzden burada bütün kadınların bu direnişe karşı birlikte olmaları, omuz omuza vermeleri çok önemli. Tam da kadınların İstanbul Sözleşmesi altında birbirini ayrıştırması bu işin en tehlikeli tarafı olacaktır. Bu sözleşmenin hepimizin olduğunu biliyoruz. Erkeklerin bu anlamda oyununa gelmemek gerekiyor. Kadın kadının kurdu değil, kadın kadının yurdudur'u bizim bu erkeklere kesinlikle bu iktidarla göstermemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Umarız sizin bu açıklamalarınızı ve ayrıca Türk Muhafetinin genel olarak kamuoyuna yaptığı açıklamayı iktidar dikkate alır ve kararını ona göre verir. Çünkü gerçekten İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek dahi, hani çekilmesi dahi, bu kelime hepimizi gerçekten kızdırıyor, öfkelendiriyor. Kadın hareketi olarak ve kadın dernekleri ve örgütleri olarak bu sözleşmenin arkasında olduğumuzu bir kez daha söyleyelim.
şunu son olarak ifade etmem gerekiyor. Bizim arka tarafta da yani hani kamuoyu önünde yapmadığımız görüşmelerde de, iktidarla yaptığımız görüşmelerde de İstanbul Sözleşmesi'ne bizden daha hakim, bizden daha koruyucu olan yani şey vekiller, bakanlıklar olduğunu biliyoruz, görüşlerin olduğunu biliyoruz. Burada şu çok önemli, siyasi partiler oy kaygısı, kitle kaybı kaygısıyla hareket etmemeli. Burada vicdanları ne diyorsa o konuda bunun arkalarında durmaları gerektiğini biliyoruz. Ve bu konuda da onlara sonuna kadar güç vermeye, onlara sonuna kadar destek olmaya da hazırız. Çünkü bu desteğe ihtiyaç duyduklarını da görebiliyoruz. Özellikle camianın kadınları olarak bu desteğe bence çok ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü benden sizden başkasından daha fazla yıpratıldıklarını da görebiliyoruz bu işin savunucularının. O yüzden de bu işin savunucusu olan tüm kadınlara, özellikle iktidar içerisinde bu anlamda mobbinge uğrayan, bu anlamda sözlü tacize uğrayan tüm kadınların da yanında olduğumuzu ben bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ki erkeklerin de bu arada, onu da söylemek lazım. Yani hani sadece kadınlar değil, erkekler de aynı şekilde. Ama dediğim gibi bu siyasi kaygıyla alınabilecek bir karar değil. Siyasi bir karar değil. Kesinlikle kadın örgütlerinin söz sahibi olması gereken bir karar. Kadın örgütleri de zaten tavırlarını belli ettiler ve 2011'de bu sözleşmenin imzalanması için canla başla çalıştılar. Bu iktidar da imzaladı. Bütün evet. Temennimiz sözleşmenin artık bu tartışmalarla anılmaması ve sözleşmedeki maddelerin acilen uygulamaya geçirilmesi. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Türk Konfet Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Türk Konfet Kadın Komisyonu Başkanı Reyhan Aktar bizimleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.